Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Dura yine Türkiye'de örnek yapılan bir hizmeti bugün de Adıyaman merkeze bağlı Avcin köyü muhtarımız Ziya Koyuncu ile kamuoyuna duyuracağız. Burada çok güzel bir taziye evi yapılmış. Doğru mu efendim? Evet. Muhtarımıza da öncelikle hayırlı olsun diyoruz muhtarlığı. Daha önce de Osman Koyuncu abimizdi. Aynı sülale Koyuncu ailesi köye hizmet etmeye devam ediyor. Doğru mu efendim? Evet, amcam da o da. Amcam da. Biz de onun bayrağını devam ediyoruz. Evet, hizmet bayrağını devraldı Ziya kardeşimiz. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar güzel bir taziye evi. Gördüğünüz gibi iki tane güzel klima konmuş. Gerek yok. Şimdi iyi sayın izleyiciler. Güzel iki tane klima konmuş. Çiçek gibi süslenmiş. İşte atalar boşuna dememiş atasözlerine. Aslan yattığı yerden belli olur. Doğru mu efendim? İşte eğer köy muhtarı hizmet almak istiyorsa mutlak hizmet alıyor. Doğru mu efendim? Evet. Biz onun için her zaman söylüyoruz ki sizi temsil edecek İnsanı muhtar seçerken bu benim amcamın oğlu, bu teyzemin oğlu, bu bilmem akrabam demeyin. Köye en güzel hizmet kim yapabilirse onu muhtar seçin diyoruz. Evet. Doğru, evet. Doğru seçim yapmak lazım. Evet. Yani genç ve dinamik bir arkadaşımızı muhtar seçmişler. Avcin köyü sakinlerine de araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Adıyaman Belediyesi de güzel şeyler göndermiş. Tamam. Adıyaman Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Evet muhtarım. Köyümüz il merkezine kaç kilometre mesafede? 45 kilometre. Evet. Yani röportaj yapmaya biz genelde merkezleri baz alıyoruz. 45 geldi, 45'te gideceğiz. 90 kilometre. Doğru mu efendim? Evet, onu da belirtelim. Köy kaç hane, nüfus ne kadar efendim? Bizim köy hanı 70 hane. 70 hane? Evet, nüfus 450-500. Evet, o büyük bir seçmen, köy. Evet. Seçmenimiz evet. Olarak 210 seçmen, 18 seçmen. Seçmen demişken karşına aday da çıktı mı muhtar? Yok, bizde aday yok. Aday yok, evet. Sıradan. Sıradan gidiyoruz. Veyahut da köy halkı diyor ki işte bu Ziya kardeşimiz köyü daha iyi. Genelde biz kura çekiyoruz, öyle. Sana kura da mı çıktı şimdi? Evet. Evet, şanslısın o zaman. Bana çıkmadı da, şimdi köyde 3 baba. Evet. Kura çektik. İşte dedemgile çıktı. Dedemgile de bizim babaya çıktı. Evet. Abilerim sağ olsun işte oturdular, anlaştılar. Dediler ki işte Ziya yapsın. Genç ve dinamik. Evet. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza da. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sokakların parke taşı tamamlanmış mı efendim? Daha doğrusu yok. Önce altyapıyı soralım. Altyapı yapıldı mı? Altyapımız yapıldı. İçme suyumuz var. Evet. Yani bize yetecek kadar da var. Şu anda işte eksiklerimiz dediğiniz gibi parke taşı. Parke taşı. Evet. Evet. Çocukların oynayacağı basketbol, voleybol, futbol sahası. Yok, şu anda öyle bir sosyal tesisimiz yok. Evet. Dedim ki muhtara kuyulunun tam bu köyün girişine de bir halı saha var. Dedi özel dedi. Ben, orası özel. Yani devlet yaptırmadı yani. Yok, devlet yaptırmadı. Evet. Yani. Biz gençlerimize mutlaka halı saha yapılmasını istiyoruz. Değil mi muhtar? Elimizden geleni yapacağız. Evet. Spor Toto Genel Müdürlüğü'nün de artık Adıyaman'ın köylerine nüfusu olan köylere gençler burada bayağı genç gördük. Tabii, genç arkadaşlarımız çok. Yapmaya çalışırsa tabii ki iyi bir hizmet evet. Olur. Bir de bu daha önce de işte Salih Fırat Ahmet Aydın'la da Adıyaman o zaman milletvekillerdi 2017'de geldiğimizde. Şimdi gene Ahmet Aydın milletvekili ama Salih Fırat da yine belediyelerden sorumlu Ankara'da bir birimin başında. Yetkili, evet. Yetkili. Ona da selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Yine köyünü ziyaret ettik. O zaman da bize teşekkür etmişti bölgeyi gezdiğimizden dolayı. Bölgenin sorunlarını ve işte halkımızın sorunlarını tüm dünyaya ve yetkililere duyurmaya devam ediyoruz. Burada bir en önemli sorun arkadaşlar Fırat'ın kıyısında olmalarına rağmen sulama suyu sorunu var. Onun için biz Fırat'ın kıyısında bulunan köylerimizin arazilerini su tarıma geçmesi için mutlaka devletimizin güneş sistemli güneş panelli elektrik üreten sisteme geçmesini istiyoruz. Devletimiz buraya bir defa masraf yapacak ama bunun kat kat karşılığını alacak. Mutlaka biz bu sulama suyunda da artık bir proje istiyoruz. Ahmet Aydın milletvekilimiz o zaman bebek bir bebek iki projelerinden bahsetmişti. Muhtarım ve klimayı açtı gördüğünüz gibi arkadaşlar gösterelim. Evet arkadaşlar. Yani biz burada Adıyaman biliyorsunuz sıcak. Onun için mutlaka taziye evlerine işte burada olduğunuz gibi klima takılmalı diyoruz. Bebek bir bebek projesi ne zamandır söyleniyor? Bunların yıllardır hayata geçirilmeli. Yıllardır söyleniyor dillerde. Evet. Ama şu an gördüğüm kadarıyla işte bir adım atılmadı. Atılmadı. Halk da bunu bekliyor. Tabii ki bekliyoruz. Seçimden seçime sadece vaatlerde bulunmasını istemiyoruz. Bebek bir bebek iki projeleri mutlaka hayata geçirilmeli diyoruz. Evet. Ekleyeceğimiz başka konu var mı tabii? Yani ne istiyorsunuz köyümüze? Köyümüzün eksikleri var. Tabii onu biz
gereken... Parke taşı öncelikle tamamlanmalı, evet. Başka? Parke çocuk parkı var mı efendim? Çocuk parkımız var, okul bahçesinde. Okul bahçesinde, yani yeterli değil. Yeterli, yani öyle fazla bir şeyimiz yok. Yani bunu okul bahçesinde değil de, evet, köyün başka bir alanına yapsak... Taziye bunun önünde olabilir. Yok, değil yani de köyün merkezine bir yere, köy merkezine doğru. Evet. Çünkü orada çocuklar oynuyor, bu sefer okulun camlarını kırıyor. Ya işte çocuk yani sonuçta taş atıyor. Evet. Bu sefer okula, evet, zarar veriyor. Evet. Yani köy meydanında diyelim o zaman. Evet. Köy meydanında muhtarımızın uygun göreceği, evet, bir yere çocuk parkı yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Bugün de halkın sesini, halkın temsilci olarak seçtiği muhtarımız vasıtasıyla Adıyaman merkeze bağlı Ağacı Köy muhtarımız Ziya Koyuncu ile kamuoyuna duyurduk. Genç ve dinamik muhtarımıza başarılar diliyoruz. İnşallah bu eksik hizmetler tamamlanır diyoruz. Tamam.